savaş uçakları tarihindeki en çarpıcı kararlardan birini duyurdu. F-16 savaş uçaklarını insansız savaş uçaklarına dönüştürme projesi olan Venom projesi başlatılıyor. Son günlerde bölge ülkelerinde hızla tırmanan bir silahlanma yarışı dikkat çekiyor. Türkiye, eksik parça hava kuvvetlerini güçlendirmek adına Amerika ile F-16 anlaşması yapmanın yanı sıra Eurofighter görüşmelerini de sürdürüyor. Bu, Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çabalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Diğer yandan, Yunanistan'ın Amerika ile F-35 anlaşması yapması, bölgedeki güç dengesini etkileyebilecek kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak kendi ülke medyalarında F-35 alımının olumsuz bir şekilde karşılanması, Türkiye'nin F-16 alımları üzerinde yalan iddialarla suçlanmasına neden oldu. F-35'lerde yaşanılan kronik sorunlar, Amerika'dan izin almadan uçuramama ve yazılımsal sorunlar nedeniyle üretimin askıya alınmış olması, Yunanistan'ın 2030'lu yıllarda ancak ilk teslimatları almasına neden oluyor. Anlaşmanın bu gibi detayları sonrası Yunanistan'da kandırıldık haberleri medyayı meşgul ederken, Türkiye'nin aldığı F-16'lar üzerinden de bir karalama kampanyası başlattılar. Yunan Katimerini'nin aktardığı iddiaların yalan olduğunun ortaya çıkması ve Yunan Başbakanı'nın itiraf gibi açıklamalarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Amerika'nın, F-16'ları Türkiye'ye, Yunan adaları üzerinde uçmamak şartıyla vereceği yönündeki haberler, Türk güvenlik kaynakları tarafından sert bir dille yalanlandı. Yunanistan'ın bu hadsiz haberlerine, Türkiye'den bunu kimse teklif dahi edemez cevabı geldi. Yunan medya organlarının bu tür haberleri manipüle etme çabaları kendi ülkelerindeki rahatsızlıkları gözler önüne seriyor. Katimerini gazetesinin iddialarına göre, jetlerin Yunan adaları üzerindeki uçuşlarda değil, yalnızca NATO görevleri kapsamında kullanılabileceği şartının getirildiği haberleri yayımlandı. Türkiye, F-16 alımı gibi stratejik kararları kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve ulusal çıkarlarına göre almaktadır. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bağımsızlığı ve kararlılığı da bu süreçte ön plana çıkmaktadır. Türk devlet aklı bu süreçte dengeli bir politika ile ileriye dönük güçlü bir strateji benimsiyor. Milli Muharip Uçak Kaanlar gelene kadar ara uçak alımı ile filomuzu olası bir savaşa hazır tutuyoruz. Peki neden F-16'ları aldık, bu konuya da açıklık getirelim. Bizim F-16'ları isteme nedenimiz, altyapımızın bu uçaklardan oluşması. Dünyada ABD'den sonra bu uçakları en çok kullanan ülkeyiz. Bizim uçak altyapımızın neredeyse tamamı F-16'lardan oluşuyor. Bu yüzden Kaanlar gelene kadar, başka uçaklar alıp bu altyapıda köklü değişiklik yapmaktansa, elimizde olan F-16'ları modernize edip, Amerika'dan da yeni Block 70'ler alıp Kaanlar gelene kadar uçak filomuzu güçlü tutmalıyız. Emekli olacak F-16'ları da yeni Block 70'ler için yedek parça haline getirip Amerika'ya bağlılığı kendi içimizde çözmüş olacağız. Çünkü yedek parça bakım maliyetleri oldukça yüksek. Emekli olan F-16'lar böyle envanterden zamanla çıkarken eldeki yeni Block 70'leri de ülke içinde kendi imkanlarımızla bakım ve onarımını yapacağız. Özellikle bu F-16'lar ile ilgili ABD'den yapılan bir proje var, videonun ilerleyen dakikalarında bu projeden de bahsedip bizim uygulayıp uygulayamayacağımızı da konuşacağız. F-16'lar yanında Eurofighter görüşmelerinin de sürdüğünü belirtelim. Olası anlaşma durumunda Eurofighter'lardan da belli bir sayı almayı düşünüyoruz. 4 yıllık süreç içinde de Kaanlar'ın envantere dahil olmasıyla Türkiye, hava filosunda büyük bir bağımsızlaşma yaşamış olacak. Savunma sanayi ve askeri teknolojiler alanındaki bu gelişmeler, bölgedeki stratejik dinamikleri etkilemeye devam edecektir. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bağımsızlığı ve kararlılığı, ulusal güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir ve bu noktada izlediği politikalar önemlidir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki jeopolitik dengeler, son zamanlarda savunma sanayi ve askeri teknolojiler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları, ülkenin savunma stratejileri ve geleceğe yönelik hedefleri açısından oldukça önemli ipuçları sunuyor. Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma talebi, Mitsotakis'e göre hava filolarını güçlendirme gibi görünse de, Yunan medyasının, bu uçaklar ile Amerika'ya daha da bağlanacağız endişeleriyle ülkede rahatsızlık oluşmuş durumda.
Miçotakis'in vurguladığı gibi ABD'nin ihtiyaç fazlası savunma malzemesi programı kapsamında Yunanistan'a ücretsiz olarak bazı askeri malzemelerin sağlanması Amerika'nın hedefleri doğrultusunda Yunanistan üzerinden çeşitli sinsi planlar yaptığını da gözler önüne seriyor. Bu süreçte Yunan Başbakan Miçotakis'in Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına vurgu yapması bölgedeki askeri dengelerin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin kendi ürettiği silah sistemleri ve savunma teknolojileri, bölgesel güç dengelerini etkileyen önemli bir faktör haline geldiğini vurguluyor. Bu durumun, Yunanistan'ın savunma stratejilerini ve teknolojik yatırımlarını şekillendirirken, dikkate alması gereken bir husus olduğunu çeşitli sözleriyle ifade ediyor. Miçotakis'in Türkiye ile ilgili, Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip. Öte yandan biz ise daha geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz ifadeleri öne çıkan sözleri arasında. Öte yandan Amerika Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin de aldığı F-16'lar hakkında tarihindeki en çarpıcı kararlardan birini duyurdu. F-16 savaş uçaklarını, insansız savaş uçaklarına dönüştürme projesi olan Venom'un başlatılacağına dair bir karar alındı. Bu proje, savunma endüstrisinde devrim niteliğinde bir adım olarak nitelendiriliyor ve askeri teknolojilerin geleceğine ışık tutuyor. Venom projesi, F-16 savaş uçaklarını tamamen insansız hava araçları haline getirerek, F-35'lerle birlikte yardımcı işbirlikçi uçak konseptiyle bir arada operasyon yapmalarını hedefliyor. ABD Hava Kuvvetleri, F-35 savaş uçaklarına eşlik etmek üzere en az 1000 adet otonom uçağın geliştirilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, F-22 Raptor'ın yerini alacak olan yeni nesil hava hakimiyeti projesine de odaklanıyorlar. Plan, her biri 6. nesil özellikte olacak savaş uçakları için 2 adet insansız F-16'nın görevlendirilmesini içeriyor. Ayrıca, F-35 inç her birine de 2'şer adet insansız F-16 Viper eşlik edecek. Bu insansız uçaklar, elektronik harp, keşif istihbarat ve öncü izci görevlerini üstlenecekler. Ayrıca, gerektiğinde saldırılar için silah ve füzelerle donatılacaklar ve stratejik anlamda yem olarak kullanılabilecekler. Proje için ayrılan bütçe de dikkat çekici. ABD Hava Kuvvetleri, 50 milyon doları Venom projesine ayırdı. Ayrıca, yardımcı işbirlikçi uçakların filo otonomisi yeteneği kazanması için 69 milyon dolar daha tahsis edilebileceği belirtiliyor. Sizce Türkiye'de elinden çıkaracağı F-16'lar için böyle bir proje yapabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.